Tabii ki konuşmalarda pek çok mesele var. Ama bunlar içerisinden en önemsediğim konuyu seçerek o konu üzerine birkaç kelam etmek istiyorum. Bunlardan bir en önemlisi şahsımda gördüğüm Merve Demirel'le alakalı olaydır. Ayın 16'sında yaşanan olaydır. Böyle bir meseleyi konuşurken tabii çok dengeli bir muhakeme ile götürmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi olayı yaşayan kadının içinde bulunduğu durum. Devamında da bu kişinin eylemi yapan ve itham edilen hacmini göreceğiz hep beraber ne olduğunu. Onun hakkı hukuku ve devamında da buradan yola çıkılarak emniyet teşkilatımıza yapılan ithamlar. Bir süredir zaten genel kurulda da özellikle emniyet teşkilatımıza ilişkin çok nahoş ifadeler kullanılıyor. Bugün de oldu. Hatiplerden bir tanesi bir ilçe emniyet müdürümüz için sözde emniyet müdürü ifadesini kullandı. Bunu tabii şiddetle reddediyoruz. Çünkü devletimizin görev verdiği, görevlendirdiği bir ilçe emniyet müdürüne hiç kimsenin sözde emniyet müdürü demeye hakkı yoktur. Ha görevini yaparken bir hatası varsa, eğer böyle bir işkence iddiası varsa, bunun Devam edin Sayın Zengin. halinde biz sonuna kadar bunun takipçisiyiz. Hiçbir çocuğun, insanın işkence görmesine bizler hukuk insanları ve milletvekili olarak tahammül edemeyiz. Şimdi burada şunu ifade etmek istiyorum. Olağan yollarla hak aramaya hepimiz varız. Ama olağan olmayan yollarla hak aranırken normalini aşan tablolar karşımıza çıkıyor. Ben o görüntüleri izledim. Hem Emniyet Müdürlüğü'nün çektiği görüntüleri izledim. Hem de olay esnasında çekilen görüntüleri izledim. Bu görüntüler kamuoyuna dağıtılırken bence kastı aşan bir şekilde olaydan öte emniyet teşkilatını tahkir etmek üzere bir üslup kullanılıyor. Bizim burada yapmamız gereken her ikisini aynı anda görmek. Bir defa şunu belirtmemiz lazım. Prensip olarak bir insan suç işlerken yakalandığı an ve devamında devam eden süreçlerle dahil olmak üzere asla bir cezalandırmaya tabi tutulamaz. Bunu reddediyoruz. İtibarsızlaştırılamaz. Yani bu hareketin hangi sebeple olursa olsun kastı aşarak olduğuna inanıyorum ama öyle bile olsa bu görüntünün bir kadını itibarsızlaştırmasına biz müsaade... Devam edin, toparlayın. Ama aynı şekilde bu görüntüden yola çıkarak emniyet teşkilatını tacizci diye itham etmeye de asla tahammülümüz olamaz. Benim şahsi görüşüm, bir avukatım, yıllardır bu işlerin içerisindeyim. Bu görüntüleri yaparken ben bir özensizlik içerisinde bir tavır görüyorum. Yani bir telaş içerisinde bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir yanlış hareket var. Ama bunun da yanlış olduğunu söylüyorum. Olmamalıydı. Keşke orada bir kadın polis olsaydı, onlar müdahil olsalardı. Ama buradan yola çıkarak da kaldı ki saatleri de takip ettim Sayın Başkan. Olay 15'te gerçekleşiyor. Merve Demirel saat 18'de tekrar bir eyleme katılıyor. Şu ana kadar hala da bir şikayeti olmuyor. Ümit ederim gider şikayetçi olur. Biz de takip ederiz. Nedir mesele? Daha detaylı görme imkanımız olur. Ve bir gün sonra da sosyal medyada üzerinden aleyhte bu olayı aşan bir şekilde emniyetimiz aleyhine bir kampanya yürütülüyor. Biz hepsinin hakla, adaletle takibinden yanayız. Yani Tamamlayın Sayın Zengin. rica ediyorum. Hem Merve Demirel'in yaşadığı mağduriyet neyse bunu takip edelim. Ama sonuçta da itham edilen, orada görevini yapan polis memuruna kendini savunmak için bir imkan. Ama günün sonunda da asla ve kat'a emniyet teşkilatımızı tahkir edecek, onları taciz ile itham edecek bir tabloya da müsaade etmeyelim. Bu teşkilat hepimizin teşkilatı. Teşekkür ediyorum. Peki. Ben Merve Demirel hanımefendinin yapmış olduğu suç duyurusunu anlamlı buluyorum. Parti olarak sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Bu noktada baktığımız zaman durduğumuz yer aynı yer. Kim neyi yapmışsa biz mağdurun da yanındayız ama suçu ispatlanmadan bir tacizci olarak tanımlanmasında doğru bulmuyoruz. Bu eylemi yapan emniyette çalışan beyefendinin Peki. bunun takipçisi olacağız. Teşekkür ederim.